Merhabalar sevgili gençler, SMN Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bu videoyla 5 soru 5 çözüm serimizin üçüncüsünü çekmiş oluyoruz. Umarım abone olmuşsundur kanala diyelim ve ilk sorumuzda vakit kaybetmeden hızlıca başlayalım. Şekilde 10 metre yükseklikteki bir platformdan başlanılan kayak rampası 120 derecelik çember yayından oluşmaktadır. Arkadaşlar şuradaki çember yayından bahsediyoruz ve bu çember yayı 120 derecelik bir yay. Kayak rampası soldaki platforma teğet ve yere de teğettir. Şimdi ben bu kayak rampasının madem 120 derecelik bir çember yayından oluştuğunu biliyorum. O halde diyeceğim ki bakın şurası O merkezi olsun diyeceğim. O merkezi olsun dedikten sonra da bakın şunlar da illaki yarıçap olacaktır. Ve tabii ki şurası da bir yarıçap. Peki bu O noktası şuradaki kayakçının kayağa başladığı yerle aynı noktada mı? Aynı noktada. Bitiş noktası da aynı noktada. Demek ki burası 10'sa demek ki arkadaşlar bu çemberimizin de yarıçapı 11'miş. Burası da 11'imdir diyebiliriz. Pekala. Şurası 90 olur mu? Olur. Peki bu çember yayı tamamı kaç derecelik bir yaydı? 120 derecelik bir yaydı. Dolayısıyla ben şunu şu şekilde birleştirecek olursam, bakın aynen şu şekilde birleştirecek olursam şuraya kaç derece kalacaktır? 30 derece kalacaktır sevgili gençler. Şimdi bize sorulan soru şu. Diyor ki buna göre rampanın sağdaki ucu yani şurası arkadaşlar yerden kaç metre yüksektedir? X metre yüksektedir ve X kaçtır diye soruyor. Pekala ben bu X'i nasıl bulurum? Şimdi şunu şu şekilde çekerim arkadaşlar. Çektikten sonra şurasının 90 olduğunu bilirim. Yani dikindirdim ben şuradan şu turuncu ile gösterdiğim noktadan şuradaki yarıçapa dikindirdim. Dikindirdikten sonra şurası kaç dereceydi? 30 derece. Burası 90'sa mecburen şuradaki açımızda kaç derecedir arkadaşlar? 60 derecedir. Pekala 90'ın karşısı yani şurası da yarıçapsa burası da 10 mudur? 10'dur. Peki 90'ın karşısı 30'un karşısı 5 ve 60'ın karşısı ne olur? 5 kök 3 olur. Peki şimdi soru şu. Şurası kaç metreydi arkadaşlar? 10 metreydi. Peki şurası kaç metreymiş? Özür diliyorum. Silelim şöyle. Şurası kaç metreymiş? Yeşil ile gösterdiğim yer. Orası da 5 kök 3'müş. O halde ben 10'dan 5 kök 3'ü çıkardığım zaman buradaki x'i elde ederim. Yani şu kısım x'tir sevgili gençler. Ve bu da 10 eksi 5 kök 3'tür. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir diyebiliriz. Geçelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki şekilde bir kenarı kapıya dayalı ve uzunluğu 80 santimetre olan kare biçimdeki pano A ve B noktalarından duvara çakılıdır. Ben size şöyle yaklaştırayım soruyu. İşte gençler şurada bu kare biçimindedir ve bir kenarı 80 santimetredir diye verilmiş bize. B noktasındaki çivi çıkınca tablonun üst kenarı A çivisi etrafında 30 derecelik bir açıyla dönüyor. Yani arkadaşlar bu böyle dönüyor derken kapı gibi açılmıyor arkadaşlar. Kapı gibi açılmıyor. Şuradaki kenar aşağı doğru eğilince, burası aşağı doğru eğilince tabii ki doğal olarak bu buraya geliyor. Ve bir eşkenar dörtgen şeklini alıyor arkadaşlar. Buna göre son durumda tablonun kaymasından dolayı duvarda görünen boyasız bölgenin alanı kaç desimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle santimetre verilmiş zaten bize. Ve alan desimetre karedir diye soruluyor. O zaman ben buradaki 80 santimetreyi desimetreye çevireceğim. 80 santimetre dediğimiz uzunluk 8 desimetredir sevgili gençler. Demek ki ben artık buraya 8 diyebilirim. Nasıl olsa desimetre kare cinsinden bir hesap yapmam gerekiyor. Pekala, bunu ben biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Yaklaştırdıktan sonra bize şuradaki beyaz bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi ben şunu şu şekilde çekersem arkadaşlar. Şunu şu şekilde çekersek. Şurasının 90 olacağını biliyorum. Peki bunun bir kenarı ne kaçtı? 8'di. Bunu biraz inceltmemiz gerekiyor tabii çok yaklaştık. Burası kaçtı? 8'di. O zaman burası da 8 olacaktır. Ve şurası 30'sa arkadaşlar, 30 derece ise biliyorsunuz ki şurası da 30 derecedir. Şimdi pekala şurasında 90 olduğunu gördük. O zaman burası kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Pekala. Şimdi benim elimde neler var? 90'ın karşısının 8 olduğunu biliyorsam 30'un karşısının 4 olması gerektiğini ve 60'ın karşısında 4 kök 3 olması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar şurada görünen küçük üçgen var ya bakın şurası. Şu üçgen aşağı doğru kayan üçgen. Ben bu üçgenin alanını hesaplayabilirim. Yükseklik belli, taban belli. İkisini çarparım, ikiye bölerim. Yani oradaki yeşille gösterdiğimiz üçgenin alanı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'dir sevgili gençler. Yani 8 kök 3'tür. Bu bir. İkinci olarak bu hesabı yaptıktan sonra artık şurayı siliyorum. Bakın şurayı sildim. Sildikten sonra da şunu söyleyeceğim.
Şurası 60 derece mi? 60 derece. O zaman burası da 60 derece. Eşkenar dörtgen diyoruz. Pekala. Ben şunu şu şekilde birleştirecek olursam, yani eşkenar dörtgenin kısa köşegenini çizdim. Şurası 8. Burası da 8 de demek ki bunlar da 60 60. Zaten mecburen eşkenar dörtgen olduğu için bu şekilde olacak ve burası da 8 olacak. Peki bunu yaptıktan sonra bir de şunu yapalım arkadaşlar sizle. Gelin şu rengi seçelim. Bir de uzun köşegenimizi düşünelim. Uzun köşegen için de arkadaşlar şurası kaç derecedir? 120. Burası da 8 ise 8 8 120'nin karşısı ne olur? 8 kök 3 olur. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Köşegenlerini çarpıp ikiye bölüyorduk arkadaşlar. O zaman 8 çarpı 8 kök 3 bölü 2 dersem bu da eşkenar dörtgenin tamamının alanı olmuş olur. Yani arkadaşlar 32 kök 3 olmuş olur. Peki hocam bunu niye bulduk? Bunu niye bulduk? Bunları şundan kaynaklı bulduk arkadaşlar. Bu kısmı da anladıysanız yine burayı da sileceğim. Ve sildikten sonra gelin şuraya bir el atalım. Şimdi benim elimde bir eşkenar dörtgen var. Şunu şu şekilde çekersem şuraya S buraya A dersem arkadaşlar A artı S kaçmış? 32 kök 3'müş. Peki ben buradan S'i çıkarırsam sadece A kaç olur arkadaşlar? 24 kök 3 olur. Neyden neyi çıkardık? 32 kök 3'ten 8 kök 3 çıkardık. Çünkü S'te gösterdiğimiz yer 8 kök 3 birim kareydi. Desimetre kareydi. Pekala. Şimdi ben sadece A'yı buldum. Yani şu kısmın alanını buldum. Benden beyaz yerin alanı istenmişti. A kaçtı bu arada? 24 kök 3. Peki bu AB şuraya C buraya D dersem ABCD karesinin alanı neydi arkadaşlar? 8 çarpı 8'den yani 8'in karesinden 64 desimetre kareydi. Ben şimdi gidip ABCD karesinin alanından şuradaki A ile gösterdiğim alanı çıkarırsam sadece beyaz bölgenin alanı kalmaz mı? Kalır. Hem de mis gibi kalır. 64'ten 24 kök 3'ü çıkardığım zaman işte bu kadar desimetre karedir deriz arkadaşlar. Beyaz bölgenin alanı ki böylelikle cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olur. Güzel soruydu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Şimdi üçüncü soru da güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hem temel kavram sorusu hem de olasılık sorusu ikisi çok güzel harmanlanmış. Şimdi sorumuza bir bakalım. Diyor ki tanım A'nın gerçel sayısı için A'dan büyük olmayan en büyük tam sayıya A'nın tam değeri denir ve şu şekilde gösterilir. Eskiden tam değer fonksiyonu diye de bir fonksiyonumuz vardı. Hatta onların türevini falan da alıyorduk biz eskiden. Ama eski müfredatta. Şeklinde gösterilir. X gerçel sayı olmak üzere. Şimdi kök x sayısının tam değeri 10'muş. O halde şöyle söyleyebilir miyiz? Bu kök x dediğimiz sayı 10'dan büyük veya eşittir 11'den de mecburen küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. Neden bunu diyebiliyoruz? Çünkü şu şekilde düşünebilir miyiz? Bu kök x dediğimiz sayı, kök x dediğimiz sayı 10'dan 10'a eşit olabilir. Çünkü kendisinden büyük olmayacak ya, mecburen 10'a eşitmiş. Kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı. Kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı. O nedir? 10'dur. Peki burada 10,999 desek mesela biz kök x sayısına gene 10'a eşit olacak. Dolayısıyla 10 küçük veya eşittir. Kök x küçüktür 11 şeklinde yazabiliriz biz bu ifadeyi. Peki elde var 1. Şimdi ikinci kısma geçelim. Başka bir yorum yapmamız gerekiyor. Sorunun kökünde bize diyor ki kök içerisinde 25x 50'ye eşit olduğuna göre. Şimdi öncelikle kök içerisinde 25x'i ben şu şekilde yazabilirim. Kök 25 çarpı kök x biçiminde yazabilirim ki kök 20, 25 de zaten 5'tir. 5 çarpı kök x dediğimiz şey nerededir arkadaşlar? 5 çarpı kök x dediğimiz şey burası 55 olur ve burası da 50 olur diyebiliriz. Şimdi gençler şuna bir bakalım. 5 kök x eğer buradaysa, 5 kök x eğer buradaysa ve bu da 50'ye eşitse arkadaşlar ve bu da 50'ye eşitse bunun olma olasılığı sorulmuş ya. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım biz. Arkadaşlar şu 5 kök x'i rahatlıkla hani nerede olduğunu, x'in nerede olduğunu bulabilmek adına çünkü burada x değiştiriyor. Kök x değiştirmiyor ifadeyi. X değiştiriyor. O halde ben bunun bir karesini alayım. Mesela 50'nin karesi nedir? 25, 2 tane de 0 ekleyeceğim. 2500'dür. Küçük veya eşittir. Buraya 25x diyebiliriz artık. O da küçüktür. 55'in karesi diyeceğiz. 55'in karesinde şu şekilde 55'leri çarparsak arkadaşlar 275 ile 275'i toplayacağız 6 alta. 5, 2, 2, 7, 9, 0 ve bir de 3025 diyeceğiz değil mi? Demek ki 25x buradaymış arkadaşlar. Bu bir. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz?
Biz bunun 50 olmasını istiyoruz. Biz bunun 50 olmasını istiyoruz. Yani burada 55'ten küçük dedik ya, gidip de ben burayı 54 seçersem tabii ki 55 olmaz. 54 seçersem 54 olur arkadaşlar. Değil mi? Demek ki ben bunun aslında 50 ile 51 arasında olmasını istiyorum. Şu şekilde olmasını istiyorum. O zaman 50'nin karesi 2500'dü ya. Onu yazdım. Nerede olmasını istiyorum? İstenen diyeceğim ben buraya. Nerede olmasını istiyorum? 51'den daha küçük. O zaman 51'in de karesini almamız gerekiyor. 51 ile 51'i şu şekilde alt alta bir yazalım bakalım. Bir de bunları çarpalım. Buraya 51 yazacağım. Buraya da 255 yazacağım. Değil mi? Toplarken de arkadaşlar 1 dedim, 0 dedim, 6 dedim, 2 dedim. 2601 geldi sevgili gençler. Şimdi istenen durumda bu x'lerin olabileceği, yani 25x'lerin olabileceği neresi var? 2500'den 2600'e kadar olan kısım var. Yani 101 tane sayı var istenen kısımda. Peki tüm durum neresiydi? Tüm durumda şurası arkadaşlar işte. Demek ki 2500'den 3025'e de kaç tane sayı var? 525 tane sayı var. Tabii 3025 dahil değil ama 2500 dahil. Bunu da unutmayın. Pekala, aslında şöyle yapıyoruz. 2500'den 3024'e kadar kaç tane sayı var dediğimiz zaman 525 tane. Bu da tüm durum. O halde isteneni ben tüm duruma bölmeyi başarabilirsem 101 bölü 525 benim cevabım olacaktır diyebiliriz. Gerçekten çok şık bir soruydu. ÖSYM tarzı mı? ÖSYM'nin bir tık üstünde ama karşımıza çıkar mı? Allah bilir. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Şimdi dördüncü soruda bu da dikkat gerektiren bir ikinci dereceden denklem sorusu. Bu denklem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi bu denklemi nasıl çözeceğiz? Öncelikle ben değişken değiştirmeden bu denklemin çözülebilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Değişkeni nasıl değiştireceğiz hocam? Onu da şu şekilde düşünelim. Şimdi mesela x bölü 2 var elimizde. Ben bu x bölü 2'ye a demek istiyorum. Peki 2 bölü x'e ne derdiniz arkadaşlar? 1 bölü a derdiniz. Peki ben bunu 4 ile çarparsam 8 bölü x olur mu? Olur. Demek ki burayı da 4 ile çarpacağım. 4 bölü a olacakmış. Demek ki arkadaşlar x bölü 2 gördüğüm yere a, 8 bölü x gördüğüm yere de 4 bölü a yazmam gerekiyor. Peki yazalım. Şunu şöyle çekelim arkadaşlar. Kök içerisinde a ve eksi karekök içerisinde 4 bölü a yazacağım. 8 bölü x gördüğüm yere de eşittir. Kök 3 bölü 3 dediğimiz sayı da 1 bölü kök 3'tür. Bunu da biliyorsunuz. Pekala. Şu kısmı arkadaşlar karesini bir alalım. Her iki tarafın karesini alalım. Kök a'nın karesi a. Kök 4 bölü a'nın karesi 4 bölü a. Eksi 2 çarpı tek kök içerisinde a çarpı 4 bölü a diyeceğim. Eşittir. Karşı tarafın karesi 1 bölü 3. Şimdi buraya bakacak olursanız bu a'lar birbirini götürüyor ve burada sadece 4 kalıyor. 4 de dışarı nasıl çıkar? 2 diye çıkar. 2 kere 2 de 4 olur. Demek ki a artı 4 bölü a eşittir. Bakın burası eksi 4 oldu. Onu karşıya atarsam 1 bölü 3 artı 4 olur. Ve burası da 3 kere 4 12 artı 1'den 13 bölü 3 gelecektir. Demek ki benim a artı 4 bölü a 13 bölü 3'e eşitmiş. Peki şurayı da bileşik kesir şeklinde yazabilir misiniz? Yazarız. A kare artı 4 bölü a eşittir 13 bölü 3 dedik. Şimdi içler dışlar. 3 tane a kare. Eksi 13 a dedim. Artı 12 eşittir 0 diyebiliriz. Ben burayı 3 a ve a diye parçalarım. Burayı da sevgili gençler. Eksi 4 ve 3 olur sanırım. Eksi 4'ü eksi 3 diye ayırırsam. Bakın şöyle eksi 9 a gelir. Eksi 4 a da eksi 13 a gelir. Muhteşem. A eşittir 4 bölü 3 gelecektir arkadaşlar buradan. Bir de a eşittir 3 gelecektir. Şimdi bu duruma göre cevap B gibi görünüyor. Yani reel sayılar kümesinde çözüm kümesi 2 elemanlıdır gibi görünüyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Biz bu denklemi çözmek için bir yerde bu ifadenin bir karesini aldık. Ve karesini aldığımız denklemlerde unutmayın fazladan kök üretebiliriz. Buna dikkat edeceksin. Sınavda da karşına çıkarsa temkinli yaklaşacaksın. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar bulduğumuz kökleri ana denklemde yani şurada denemeniz gerekecek. Pekala. 4 bölü 3'ü bir deneyelim bakalım. 4 bölü 3'ün karekökü eksi 4 bölü 4 bölü 3 de 3 yapar arkadaşlar. Ben bundan bunu çıkardığım zaman 1 bölü kök 3 gelir mi? Bir kere 4 bölü 3'ün karekökü kök 3'ün karekökünden daha küçük bir sayıdır. Çıkardığımız zaman negatif olması lazım ama burada pozitif bir sonuç ele aldık. Dolayısıyla demek ki bu kök iptal olmuyor. 3'ü deneyelim arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 şöyle diyelim. Hatta şurada yazacağız. Özür diliyorum. Kök 3'ten eksi şu 4'ü dışarı çıkarırsak 2 diye çıkacaktır. 1 bölü kök 3 eşittir 1 bölü kök 3 olur mu diye bakacağız şimdi.
A gördüğümüz yere, ha pardon, bakalım şurası. Şurası 3 olacak sadece, özür diliyorum. Şöyle olacak, tamam. Şimdi buna bakacak olursak arkadaşlar, burası 1 bölü kök3 müdür? Aynen. Bunu karşıya atarsak kök3 eşittir 3 tane 1 bölü kök3 olacaktır. Ve şunu da şuna bölersek kök3 gelir. Kök3 kök3'e eşit mi? Eşit. Demek ki bu kök olarak kabul edilebilir ve a eşittir 3'e karşılıklı bir tane x gelecektir zaten. Dolayısıyla cevabımız, bakın, reel sayılar kümesinde çözüm kümesi bir elemanlıdır olacak sevgili gençler. Diyelim ve kayalım 5. sorumuza. 5. sorumuz da yine bileşke fonksiyon adına güzel sorulardan birisi. Dikkatli bir şekilde dinleyin. ÖSYM tarzı mı? Bence ÖSYM tarzı. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruluyor. Grafik f'in grafiği arkadaşlar, unutmayın. Şimdi birinci şıkkımızdan, A şıkkından başlayalım ve tek tek ele ele gidelim. Bakın, önce f4'ü bulacağız. F4 nerede? 4 şurada bir yerde. F4 de karşılık olarak eksi 1 ile 0 aralığında bir yere denk geliyor. Peki ben bu eksi 1 ile 0 aralığındaki bir sayıyı da f'in içerisine dahil edersem, yani şuradaki bir sayıyı buraya dahil edersem, bunun görüntüsü yukarıda x ekseninin üstünde, yani pozitif bölgede olacaktır. Yani gerçekten sıfırdan büyüktür. Bu doğru. Şimdi geçelim diğer bir kısma. B şıkkına. F2. 2 nerededir? Buradadır. 2'nin karşılık geldiği yerde yine eksi 1 ile 0 aralığı ve eksi 1 ile 0 aralığının gittiği yerde yine pozitif bölgededir. Yani ikinci de doğru arkadaşlar. Yanlışı arıyoruz biz. Sonrasında şurayı yine silelim ve C şıkkımıza bakalım. F1. F1 ne arkadaşlar? 0. Peki F0 ne? Nereye gitmiş? 0 ile 1 aralığına gitmiş. 0 ile 1 aralığı sıfırdan büyük müdür? Büyüktür. Demek ki buna da bir sıkıntı yok. O halde arkadaşlar D'ye bakalım. F0. F0 nerede? 0 ile 1 aralığında. 0 ile 1 aralığı nereye gitmiş? Yukarı. Yani sıfırdan büyük mü? Büyük. Bu da doğru. Cevabımız Edirne'ymiş. Edirne'ye de bakalım. F-1. F-1 nerede arkadaşlar? 1'e gitmiş. Peki F1 nereye gitmiş? 0'a. Peki F0 nereye gitmiş? Pozitif olan yere. Yani buraya, 0 ile 1 aralığına. Bu ne demiş? Sıfırdan küçüktür demiş. Demek ki yanlış olan seçeneğimiz Edirne seçeneğiymiş sevgili gençler. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. 5 tane birbirinden güzel soru çözdük ve 5 tane birbirinden güzel çözüm getirdik arkadaşlar bunlara. Umarım bu videoyu beğenmeyi unutmazsın ve kanala abone değilsen de hala abone olmayı da unutmazsın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.